Herkese selamlar dostlar. 28 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeallerinden bahsedeceğim genellikle cumartesi. İdeal kombinelerinize koyabilirsiniz aklınıza yatanlara. Ara ara maçlardan yüksek oran beklentilerimi de söyleyeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamız Giresun Spor'la Galatasaray maç skor yarışması. Cumartesi olmasından kaynaklı ve katıl grupların yenilenmesinden kaynaklı ay sonunda yenilenecek. Bu süreçte iki arkadaşımızı alalım diyorum. Siz de maç skorlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Giresun Galatasaray maçı sizce ne olur? Zor bir maç olur bence Galatasaray adına özellikle. Giresun çünkü bu tip maçlarda sorun çıkartabiliyor. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a geçen sezonlarda zaten sorun çıkarttı. Yine aynı sorunu çıkartabilir. İki tane kart cezası olsa da bakalım göreceğiz. Maç skorlarınızı yoruma yazabilirsiniz. Dediğim gibi yüksek misli de aynı şekilde ilerliyoruz. En son yüksek mislimizde 2 tane yüksek mislimiz vardı. Başarılı oldu. Bir tanesini 1250 TL'lik önerdik. Avrupa yüksek mislisini de 1500 TL'lik önerdik. Hafta sonunun yüksek mislilerini de ben şimdiden zaten ayarladığımı söyleyeyim. Yine aynı şekilde 1500-2000 seviyelerinde günlük 2 tane yüksek misliyle cumartesi pazar toplamda 4 tane yüksek misliyle ilerleyeceğiz. Bakalım şu an zaten kasamız iyi durumda. Yüksek misliyi bu şekilde geçtik. Kasamızın durumuna baktığımız zaman da net kar zaten 5177 TL'lik bir net kar var. O şekilde ilerliyor bakalım. Ocak ayını ne kadarla bitireceğiz? Zaten Ocak ayının sonunda da belirteceğim. Aynı şekilde diğer aya girdiğimiz zaman da kasa sıfırlanacak. Yani bu ayı kapatacağız. Yeni ayda o şekilde devam edeceğiz sıfırdan diyerekten onu da belirteyim. Geçtim bunu. Herkese açık grubumuz var. Açıklama kısmında ve yorumlama kısmında var. Hafta sonu oraya da canlı bahisler atmaya çalışacağım. Oraya da katılarak da ücretsiz şekilde canlı bahislerden faydalanabilirsiniz. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Geçtim bunu da. Kendi grubumuzda zaten canlı bahislerle devam ediyoruz. Basket olsun, futbol olsun, tenis olsun. Canlı bahisleri olduğunca kendimizi zaten değerlendirmeye çalışıyoruz her zaman. O şekilde info vererekler maçlar hakkında editör arkadaşlarımızla birlikte canlı bahisler alaraktan da ekstradan kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Ki zaten dediğim gibi herkes açık grubumuz var. Oraya da ara ara ben zaten canlı bahisler ilettiğimi de söyleyeyim. Fakat ana grubumuzda hafta sonunda zaten ilerlemeye devam edeceğiz bilginize. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Cumartesi videosu olmasından kaynaklı sizlerden kılçıksız artı 300 like'ı bekliyorum. Like atan elleriniz dert görmesin diyerekten de like attıysanız isterseniz başlayalım. İlk mücadelemiz Sivasspor'la Adana Demirspor mücadelesi. Adana Demir tarafında Yusuf Sarı kart cezalısı. Bu maçta olmayacak. Geçen maç kart cezalısı durumuna düştü. Ki şunu söyleyeyim. Geçen maç ilk 11'de başladı ki formayı kapmıştı açıkçası. Fakat bu maçta muhtemelen Akintola oynayabilir. Oye Kuru'nun arka delesinde bir sakatlık vardı. O bu maçta dönecek sanırım. İleri attığını söyleyeyim ben sizlere. Akintola, Belhanda, Onyekuru ileride de Emre Akbaba olabilir. Sivas tarafına baktığımız zaman da Gradel ve Yatabahri yine takımın sırtlamaya çalışıyor. Aslında son maçını galip geldi fakat ondan önceki maçlara baktığımız zaman da biraz düşüşte olan bir Sivas takımı vardı. Özellikle Robin Yalçın'ın yaptığı açıklamalar vardı mesela. Ahmet Musa'nın da aynı şekilde bir açıklamaları vardı. Yani kötü gidiyoruz vesaire diyerekten fakat toparlandıklarını söyleyebilirim. Adana Demir'in tempolu bir oyunu var zaten. Sivasspor kendi evinde olmasından kaynaklı bu tempoya ayak uydurabilir gibi geliyor bana. Her iki takımdan da gol beklediğimden ideal olarak bu mücadeleye KG var bahsini 1.39 gibi orandan idealen önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. İkinci mücadelem Ankara Gücü ile Gaziantep mücadelesi. Gaziantep tarafında bildiğiniz üzere durumlar iyi değil. Maaşlar ödenmiyordu vesaire derken takım bakalım kümeye doğru gidecek mi? Aslında çok iyi oynuyorlar. Özellikle Markoviç'in yaptığı işler inanılmaz. Maxim aynı şekilde. Solda da Mustafa Eskelyac var zaten bildiğiniz üzere. Aslında kadrosu iyi. Fakat Erol Bulut da istifa etti. Yollar ayrıldı daha doğrusu. İstifa mı etti? Gönderdiler bilmiyorum. Takımın zaten şu an başkanı yok. Teknik direktörü yok. Yönetim zaten kimseye oyunculara para ödemiyor. Bakalım bu maçta ne bileyim bir protesto edecekler mi bilmiyorum. Fakat Ankara Gücü de iyi durumda. Ömer Erdoğan'ın bugün Ankara Gücü'nün antrenmanın canlı yayını vardı. Onu izledim biraz. Yaptı. Hatta basın açıklaması da yaptı. Konuştu yani röportajda. Yani elimizden geleni yapacağız. Gaziantep'i de yenmeye oynayacağız. Zaten öyle diyecektir de. Yine de takım iyi olduğunu söyleyelim. Hücum hattında Sov var zaten. Taylan ve Tolga Ciğerci orta sahada bayağı dinamiklik kazandırıyor. Kanatlara baktığım zaman da Emre Kılınç da iş yaptığını söyleyebilirim. Özellikle hücum hattındaki sol, ben Osimhen'e benzetiyorum onu. Ben burada VAR'a üste gitmedim arkadaşlar. Ankara Gücü galibiyetine gittim. 1.66 oranı var. Ankara Gücü'nün düz galibiyetinin. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. 3.37'den de tek farklı bir Ankara Gücü galibiyeti de bu maçta çıkabilir. Hoffenheim'la Gladbach'ın mücadelesi. Günün en güzel maçlarından bir tanesi aslında da oran haliyle açmamışlar Bundesliga'ya. Ben gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi Hoffenheim ile Gladbach mücadelesi. Hoffenheim zaten kendi evinde oynadığı son maçta ben doğrudan maç sonu 1 olarak önermiştim. Stuttgart 2-1 öne geçti deplasmanda, kırmızı kart gördü. Maç bir anda 2-2 oldu. 3-2 olmadı ama 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Keşke 1.5 üst verseydim yüksek oranı. Onun da oranı zaten 1.80'e yakındı. Şimdi Gladbach'la oynayacaklar burada. Gladbach son maçında gol dahi atamadı. Augsburg'a karşı deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ondan önce de Leverkusen'e 3-2 gibi skorla kendi evinde mağlup olmuştu. Aslında kadroya baktığım zaman da çok iyi oyuncular olduğunu söylemek lazım. Özellikle Stindl attığı 2 tane gol vardı Leverkusen maçında. Yani güzel iş yaptı. Takım kaptan sırtladı. Hoffman, Thuram gibi, Plea gibi isimler de kadroda olmasına rağmen bir uyumsuzluk var aslında deplasmanda oynadığı maçlarda. Şimdi Hoffenheim burada üstlerine doğru saldıracaktır zaten. Gladbach da mutlaka pozisyonlara girecektir bence. İdealden VAR alırsınız bu maça da VAR'ın oranı yok. 1.28 gibi oran açmışlar arkadaşlar VAR'a. Ben şöyle bir tercih yapabiliriz diye düşündüm. Maç zaten 2-2'si var mı? Var. 3-2'si var mı? Var. 2-2, 3-3, 4-4'ü bile var mücadelenin. Ev sahibi 1.5 üstte. Ben burada alternatif bir ideal olarak ama şöyle söyleyeyim. Yanına 1.60'lık bir 50'lik maç koyarsanız bu maçın KG varını koyabilirsiniz. Onun dışında yetmiyorsa ev sahibinin atacağı ikinci golü de burada alabiliriz. Zaten bir gol beklediğimizi belirttik. Werder Bremen'le Wolfsburg mücadelesi. Wolfsburg son haftalarda çok iyi kaptığı gibi gol atıyor. Ben hatta canlısını aldım. 1.71 gibi oranı vardı. İlk yarısı 2-0 mı ne bitti? İlk yarı 2-0 mı 3-0 mı ne bitti? Sonradan dedim ki deplasmanın atacağı alalım. Bir golünün oranı 1.33 oranı var. Sıradaki gol yaparsak da 1.71 gibi oranı vardı. Deplasmandaki son maçında deplasmandayken aldık burada. Werder Bremen'le oynayacaklar. Werder Bremen'de bakalım nasıl oynayacaklar. Wolfsburg burada cezayı kesebilir bence. Çünkü Werder Bremen biraz saldıracağım diye düşünürse şu an Wolfsburg tarafında inanılmaz bir şey var. Uyum var arkadaşlar. Özellikle Wind, Wimmer bir de Svanberg. Bu üçü hatta ileride 5'ti çok iyi de hatta arkalarında bir Arnold diye bir eleman var. O da çok geliyor. Sağlam bir de ayak dışıyla güzel bir gol attı zaten. Şimdi Werder Bremen burada üstüne çok gelirse Wolfsburg burada kafasına vurur bu Werder Bremen'in. Ben şöyle bir değerlendirme yapacağım. Güzel bir maç olur gibi geliyor bana. Werder de bence artık yenmek isteyecektir. Destek verecektir. Mücadelelerin 2.5 üstüne 1.51 gibi oran açmışlar. 3-0 var mı? Neden olmasın? Wolfsburg zaten son haftalarda 4-3-5-6 saydırarak devam ediyor. Ben doğrudan bu mücadeleyi 2.5 üst olarak değerlendirmesini aldım. Giresun Spor'la Galatasaray karşılaşmasına baktığım zaman da bu maçta ben Galatasaray tarafına gitmedim. Zor maç olacağını düşünüyorum. Hatta ilk Giresun belki öne bile geçebilir yani kendi evinde. Onu geçtim. Giresun tarafı kanatları kullanan bir ekip. Serginio özellikle. Serginio'nun kanadından çok gelmeye çalışan takımlardan bir tanesi. Giresun Spor Serginio'nun kanadından. Galatasaray'a baktığımız zaman da Kerem, Raşia veya Barış Alper fark etmez. Kanatları çok kullanıyor. Deplasmanda oynadığı maçlarda çok fazla korner çıkmıyor Galatasaray'ın. Fakat dediğim gibi şöyle olabilir. Benim senaryoma göre Giresun burada zorlayacağı için yani Galatasaray burada kolay lokma değil açıkçası. Şey olarak baktığımız zaman Giresun burada kolay lokma değil. Galatasaray 2-3 tane atıp geriye çekilemez bu maçta bence. O yüzden bu maçta biraz zorlayacağı için kornere gittim. 8.5 üst kornere 1.31 gibi oran açmışlar. Bu oran yükselmez. Bu bantlarda kalır. İdealden alınabilir aslında ama biraz daha yükseltmek isteyenler de 9.5 üst kornere bile değerlendirme altına alabilir. Korner maçı olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Bayern Münih ile Frankfurt mücadelesi. Ben Frankfurt'u açıkçası çok fazla beğenmediğimi söyledim. İyi başlamadılar. 3-0 kazandıkları Schalke maçında Schalke çok daha iyi oynadı mesela o maçta. Son maçında da berabere kaldılar. Şimdi Bayern Münih ile oynayacaklar. Frankfurt'un durumu malum. Bayern Münih de Köln karşısında çok fazla gidemedi. Köln aslında iyiydi. Bayern Münih fakat bulduğu pozisyonları iyi değerlendiremedi. Kimi'nin attığı muazzam bir gol var o maçta da aynı şekilde. Ben burada Bayern tarafındayım. Frankfurt'a destek verir mi? Bir tane de Frankfurt'tan bekliyorum. Ama Bayern bu maçta galip gelir. Kendi evinde 2 maç üst üste galip gelmeden duramaz bu takım. 2.5 üstüne 1 alıyorum. Onun da oranı 1.39 gibi oranı var. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok bu maçta. Maçta 2-1, 3-1 ayarında bir Bayern Münih galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Atalanta-Marsilya mücadelesi. Atalanta'nın son haftalarda oynamış olduğu futbol inanılmaz gerçekten. Juventus'a karşı da 0-2 çifte şans almıştım Atalanta tarafına. Hatta yüksek orandan da bir maç sonu 0 olarak değerlendirdik. Hem zaten 0-2 çifte şansı geldi hem de maç sonu 0'ı 3-3 gibi skorla doğrudan bildik. Atalanta'nın hücum performansına baktığım zaman da Lukman ve Højlund arkadaşlar inanılmaz işler çıkartıyor. Kop Miners de aynı şekilde orta sahadan inanılmaz katkılar veriyor Atalanta adına. Sampdoria ile oynayacaklar. Bu maçta alırsak ben şöyle bir değerlendirme yapalım dedim. İlk yarıdan ev sahibi bir gol atar diyorum ben. Onun da oranı 1.36. Hücum gücü çok yüksek bir Atalanta var. Rahat pozisyona giren bir Atalanta var. Kendi evinde oynayacak. İlk yarıdan neden bir tane gol atmasın diyorum. 1.36 gibi orandan idealden alabiliriz. Marsilya ile Monaco mücadelesi son dönemde iki formda takımın karşılaşması. Özellikle Marsilya kendi evinde zaten kök söktürüyor. Gerek korneri gerek golü çok fazla geliyor Marsilya'nın kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da. Monaco tarafına baktığımız zaman da onlar da arkada boşluk bulduğu zaman affetmeyen takımlardan bir tanesi. Bu mücadeleyi de ben zaten var olarak değerlendirdim. Bunun da oranı 1.43. Olası bir ideal kombinemin içine de koyabileceğim maçlardan bir tanesi. Bu maçta da KG varı aldım. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.